Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Güngör. Bugün sizlerle birlikte yeni bir kitap molasında Sapiens kitabına bakacağız. Evet bu çok ünlü oldu Recep. Hatta bunun devamı geldi. Ardından bir kitap daha geldi şeklinde seriye bağladı. Evet, ilk kitap sapiens Ali. Ben de şu an devamı olan Homo Deus'u okuyorum. Ben Homo Deus'u da Sapiens'i de bitirdim. Açıkçası Sapiens ilk okuduğumda böyle baştan sona sürükleyici bir şekilde bir solukta bitti. Evet. Ama Homo Deus'a geçtiğim zaman tempo oldukça düşmeye başladı. Sapiens'de okuduğum bazı şeylerin tekrarını okuduğum hissiyatına kapıldım. Temel olarak pek çok insanın bu programı, bu videoyu izlerken merak ettiği şey nedir bu kitabın olayı, neden bu kadar ünlü oldu, herkes niye Sapiens diye bunu andı. Yani bu bir pazarlama başarısı. Bak mesela International böyle New York Times bestseller diyor. <laughs> Uluslararası dünyanın her tarafında birden bu kitap dehşet satış rakamlarına ulaştı. Ali içerisinde mutlaka biraz pazarlama başarısı olacaktır. Ama kitabı satın aldıktan ve okuduktan sonra pişman olduğumu söylemem. Gayet memnun kaldım kitaptan. Kitaptan memnun kalma sebebin sence neydi? Kitapta ne buldun? Ali kitapta insanın özetini buldum. Yani normal şartlarda ben bu kitabın bana sunduğu bilgiyi elde edebilmek için birden çok kitap okumam gerekiyordu. Ama bu kitap bana sanki birçok kitabın özetiymiş gibi hap olarak sunuldu. Şimdi okuyan insanın deneyimine ya da okuduğu diğer kitaplara göre tabii ki değişen bir tecrübesi olacak. Evet. Her kitabı okuduğumuz yaş bile bizi değiştiriyor. 14 yaşında okuduğun kitap ile 20 yaşında okuduğun kitap ya da 50 yaşında okuduğun aynı kitap aynı zevki ya da aynı kafayı sana yaşatmıyor. Evet bu sapiens'in özetini aslında çok güzel çıkardın. A brief history of humankind diyor. İnsan türünün kısa bir tarihi diyor. A'dan Z'ye en temelinden bizim bilimsel olarak bulduğumuz veriler eşliğinde bir derleme yapıyor. Evet. İnsanların ilkel çağlarından tarım toplumuna geçişinden, tarım toplumundan modern toplumuna geçişine icat ettikleri kavramları anlatıyor. Parayı anlatıyor. Mesela insanoğlunun devlet denen kavramı kurmasını anlatıyor. Bunun etkilerini anlatıyor. Bunu da çok güzel derli toplu Böyle çok az sayıda cümleye aslında pek çok kitabın özetini sığdırmış şekilde yapıyor. Kesinlikle. Kaynakçasına baktığınız zaman bunu görebiliyorsunuz. Bu kitap aslında sayısız bilimsel ve tarihsel kitabın, sayısız coğrafya kitabının bir özeti ve bir araya getirilmiş derlemesinden dediğinde. Doğru. Kitabın içerisinde zaten daha birçok ufak hikayeyi bulabiliyorsunuz. O açıdan da güzel olmuş. Aynen. İçerisindeki ufak hikayelerde benim en çok sevdiğim mesela İspanya'nın çöküşü ve Hollanda'nın yükselişi hikayesiydi. İspanya'nın çok zengin olduğu, ordularının, gemilerinin, filolarının sonsuz gibi gözüktüğü bir zamanda İspanya'da tüccarlara haksızlık yapılıyor. Evet. İspanya'da tüccarlara haksızlık yapıldığı zaman da Hollanda ufacık bir ülke. Hiçbir filosu yok. O kadar büyük serveti yok. Tam tersine tüccarlara adil bir yargılama sunuyor. Ve kısa zaman içerisinde İspanya'ya gitmek yerine tüccarlar Hollanda'da alacaklarını tahsil edebildikleri için sistem onlardan yana işlediği için Hollanda'yı tercih etmeye başlıyorlar. Evet. Günümüzde de sistem aslında böyle işliyor diyebiliriz. Yani demokrasi nerede varsa yatırımlar da oraya yapılıyor. Aynen öyle. Temel olarak baktığımızda ekonomik sistemin iyi olduğu Olduğu ülkelere. Mesela bugün Çin dünyada yükselişte. Çin'e yatırım gidiyor. Yine Avrupa Birliği'ndeki yaşam koşulları iyi olduğu zaman Avrupa Birliği göç alıyor. Ya da bundan önce Amerika özellikle çok büyük bir beyin göç alıyordu. Şimdi yer doğal şirketlerin yöneticilerinin Hint'te olduğunu farklı ülkelerden gelmiş insanlar olduğunu görebiliyoruz. Her şeyden önce burada aslında paranın ve finansın belli bir güven işi olduğunu, insanoğlunun psikolojik bazı kabullerinin bizim ekonomik sistemlerimizi savaşlarımızı her şeyimizi etkilediği gibi temel kavramlar anlatılıyor. Evet. Ve bunları evrensel olarak olarak herhangi bir ülkenin ya da herhangi bir milletin bakış açısından değil de insanlığın bakış açısından anlatıyor. O yüzden zaten beğenildi. Evet tamamen tarafsız olarak anlattığını söyleyebiliriz. Şu anki bilimsel veriler eşiğinde içerisinde neler görüyoruz? Bilimin ve imparatorluğun evlenmesi nasıl bilim çağımızın en önemli noktalarından biri haline geldi? Mesela farklı ülkeleri işgal eden emperyalist kuvvetler beraberlerinde bilim adamlarını götürdüler. Adalardaki bitki ve canlı türlerini incelediler. Daha sonra bunları sanayi ve endüstride kullanmaya başladılar. Doğal olarak olarak bilimin para getirdiği görüldükten sonra insanoğlu karanlık çağları geride bıraktı ve bilimin yolunu takip etmeye başladı. Evet, günümüzde de çok güzel çıkan bir tezi var. Yine ortaya çıkan. Günümüzde de ekonomiyi ileriye doğru götüren şey bilimsel geliştirmeler. İşte efendim Apple'ın çıkarttığı yeni telefon, Amazon'un değerinin artması, Apple'a karşılık Samsung'un yeni çıkarttığı telefon. Ona karşılık Huawei'nin yükselişi. Bizim anlattığımız aslında teknolojik olaylar bile baktığın zaman bilimsel bazı gelişmelerin son tüketici ürünlerine yansıması, son tüketici ürünlerinin de ekonomiyi bir yandan besleyip coşturması ve her şeyden önce Geleceğe dair her zaman pozitif bir beklenti olması buradaki anahtar unsurlar. Evet kitaptaki pozitif düşünce benim de çok hoşuma gitti. Özellikle şu konuya da değiniyor yazar. Daha önce eskiden çok fazla savaş olduğunu ve bugün günümüzde her ne kadar sanki etrafta her tarafta savaş evet. varmış gibi gözükse de dünyanın eskiye nazaran çok daha fazla barış içinde yaşadığını belirtiyor. Ve bunu gerçekten somut örneklerle veriyor ki haklı da bence. Eski ölüm oranlarıyla yeni ölüm oranları karşılaştırılıyor. Eskinin savaş yıllarıyla günümüzün barış yılları yine karşılaştırılıyor. Günümüzde insanlar aslında biraz bunalım içerisinde olabiliyor. Sanki her yerde savaş var ve her dakika kötü bir olay oluyor gibi geliyor. Ama aslına bakarsan internet öncesi devirde bir mektubun bir kitabın yayılması ayları yılları bulurken günümüzde maalesef internet üzerinde şiddet içeriklerini ya da kötü içerikleri anında görebiliyoruz. Ve eskiden sadece kendi mahallemizde, sokağımızda, şehrimizde olan kötü bir olay bir cinayet ya da bir hayvana eziyet bizi etkilerken şu an Nikaragua'da olmuş, Brezilya'da olmuş olaylara da üzülebiliyoruz. Evet. Aslına bakarsan dünya hani bu globalleşme bir araya gelmesi internet üzerinden bizim bu içeriklere erişmemiz bizi çok farklı şekillerde etkilemeye başladı. Hızlı bilgi eriştiğimiz için ufak ve bazı yerel olayları bile çok global kötüye gidiyormuş şeklinde görebiliyoruz. İstatistiklere bakarsak orta çağda antibiyotik yoktu. insanlar takır takır ölüyordu. Evet. Veba salgınlarıyla ölüyordu. Çok büyük salgınlar oluyordu. Günümüzde en ciddi ve en korkutucu salgınları bile kuş gribi domuz gribi, SARS, ondan sonra Ebola kontrol altına alabiliyoruz. Kesinlikle. Bu açıdan bakarsan aslında bizim tıbbi olarak ya da toplumsal olarak insan olup birkaç adım ileriye götürebildiğimizi söylüyor. Bununla birlikte her şey de böyle toz pembe, muhteşem bir manzarada boyamıyor. Gayet gerçek tehditler altında olduğumuzu, insanlık toplumu olarak bir değişimin eşiğinde olduğumuzu ve geleceğe yönelik olarak nereye gitmemiz gerektiğine karar vermemiz gereken bir noktada olduğumuzu her iki kitapta da vurguluyor. Yani burada yazarın kimliği bir tarihçi yap yaptığı şey mükemmel bir tarih derlemesi diyebiliriz. Bazı okuyanlar tabii ki eleştirebilir. İçerisindeki örnekleri beğenmeyebilirsiniz. Kendi görüşlerinize uymadığını görebilirsiniz. Ama bunun çok bir önemi yok. Evet sonuçta kaynakçasından okuyabileceğiniz kitaplar, buradan edinebileceğiniz fikirler son derece değerli. Ve sadece popüler olduğu için değil de muhteviyatı güzel olduğu için, içeriği zengin olduğu için okunabilecek kitaplar arasına. Burada Türkiye'de basılmış Türkçe versiyonu var. Ben de bunu yurt dışındayken New York'tayken oradaki bir kitapçıdan almıştım. Böyle hardcover dedikleri sert ciltli arşivlik kitaplara özenip imrenirim her zaman. Evet. Bunları alırım kütüphaneye koyarım. Bu benim için estetik olarak da bir zevk oldu. Kitabı okurken de çok büyük keyif aldım. Ve Türkçe İngilizcesini karşılaştırdığım zaman da Türkiye'deki çevirinin de aslında çok iyi yapılmış olduğunu gördüm hocam. Evet sen İngilizcesini okudun ben Türkçesini okudum ve sonuç olarak ikimiz de memnun kaldık. İkimiz de memnun kaldık. Ben de bazı bölümleri açıp özellikle karşılaştırdım. Baktım yani burada Coca-Cola'nın e, markaların ve Peugeot'un nasıl aslında hayali evet. icatlar olduğunu ama nasıl onların insanların kabulüyle birlikte gerçeğe dönüştüğünü çok güzel anlatmış. Tarihte romantizmi anlatmış. Kızılderili şeflerini anlatmış Yok olan uygarlıkları anlatmış Dinlerin yayılmasını anlatmış insanların yayılmasını anlatmış Ekonomiyi anlatmış ki ekonomiyle ilgili kısımlara bayıldım Ve sonuçta ortaya güzel bir eser çıkmış Tavsiye edilebilecek temel Başvuru kaynaklarından biri olmuş bence Evet bu güzel bir giriş olmuş Sonrasında insanın nereye gideceğini de Homo Deus'ta anlatıyor onu da bir başka kitap Molasında ele alacağız ben de o kitabı Halen daha okuyorum Ali evet. çok keyif alıyorum İlk başlarda başladığım zaman tam senin dediğin Olaya kapıldım yani Sapiens'in popülaritesi Üzerine mi yazmış acaba evet. Homo Deusu diye düşünmeye başladım ama ilerledikçe gerçekten çok güzel bilgiler edindim ve çok güzel kısımları kıvırdım özellikle daha Aynen. sonra Twitter üzerinden paylaşmak için çok beğendim onu da başka bir kitap molasına ele alırız. Aynen öyle başlarda biraz soğuk gelse de sonra evet. girince suya alışıyorsunuz tarzında onu da özetleyebiliriz. <laughs> Farklı kitaplarla ilgili istekleriniz ya da yorumlarınız varsa ister beğenin ister beğenmeyin olumlu ya da olumsuz lütfen bizlerle de paylaşın. Biz de sizin yorumlarınızı her zaman okuyoruz. Arada dönebildiklerimize dönmeye çalışıyoruz. Evet sizler birlikte bir kitap malasında Yuval Noah Harari'nin Sapiens kitabını ele aldık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.